أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim toplantımızı bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, Kur'an'a olan, İslam'a olan aşkımızın müjdat olmasına ve ruz-u mahşerde Habibin etrafında buluşmamıza vesile olsun. Yüce Rabbim her birimizin bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Üzerimize zerre kadar hukuku, hakkı, emeği geçip ahirete göçmüş olan nice hak sahipleri varsa Rabbim hepsine garık-ı garık rahmetler eylesin. Yıllarca önce Bayrampaşa Müftülüğü'nde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle dediler ki bir seminer hazırlığı yapalım. Üç tane hoca efendiye farklı konu verelim, hazırlansınlar. Kutlu Doğum Haftası'nda aramızda o konuları müzakere etmiş olalım. Tabii Kutlu Doğum Haftası olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili konular. Baktım o konulardan birisi de peygamber sevgisi. Dedim ki bu konuyu bana verin. Bu konuyu alınca arkadaşlar da farklı konular aldılar. Bu konuyu alınca ben dedim şimdi Kur'an-ı Kerim'i açınca onlarca ayeti kerime çıkacak karşıma peygamber sevgisiyle alakalı. Karıştırdım bulmakta zorlandım. Allah Allah dedim yani. Bu konu Kur'an'da en zengin olması gereken, yani öyle beklediğim bir konu. Sonra bu konuda iki tane net ayeti kerime çıktı karşımıza. Bunlardan bir tanesi, Estaizu billah, ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, müminlere canlarından daha önemlidir. Canlarından daha yakındır diyor. Bu aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizim nezdimizde bulunması gereken konumu gösteren net bir ayeti kerimedir. Bir ayeti kerime de Tevbe suresinde var. Tevbe suresindeki ayeti kerime de şu. Estağfirullah. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَنْوَارٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اِلٰى اَخْرِ الْاَيَةِ Habibim de ki, bir takım maddeler ve yakınlarınızı sayacağım. Bu saydığım şeyler, bir, Allah'tan çok severseniz, iki, peygamberden çok severseniz, üç, Allah yolunda cihattan daha çok severseniz Allah'tan gelecek olan belayı bekleyin. Bu sayacağım kişileri, sayacağım grupları asla Allah'tan çok sevemezsiniz, peygamberden çok sevemezsiniz. Bir de Allah yolunda cihattan çok sevemezsiniz. Eğer severseniz feterabbasu, Allah'tan gelecek olan belayı bekleyin. Hatta yetiyallahu bi emri. Allah'ın azab emri bir gün gelip başınıza çatacaktır. Onu bekleyin. Peki nedir burada sayılanlar? Kul in kana abaukum, babalarınız diyor birinci maddede. Ve ebnaukum, çocuklarınız diyor ikinci maddede. Ve ezvacukum, eşleriniz diyor üçüncü maddede. Ve aşiretukum, kabileniz diyor dördüncü maddede. وَاَنْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا Kazandığınız mallarınız, mağazalarınız, dükkanlarınız, fabrikalarınız vesaire emlakınız. 4. Beşincisi وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا Zarar etmesinden korktuğunuz ticaretiniz. 7. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا Çok hoşunuza giden meskenleriniz, oturduğunuz yerleriniz. Kaç madde saydı? 7 madde saydı. Bunlardan bir kısmı en yakınlarımız, babamız, eşimiz, efendim çocuklarımız. Bunları sayıyor.
Sonra mala, dünyaya taalluk eden şeylerimizi sayıyor. Bütün bunlar ehabbe ileyküm daha sevgili ise size minallahi Allah'tan ve Resulihi Allah'ın peygamberinden ve cihadin fi sebilihi Allah yolunda cihattan daha sevgili ise feterabbesu Allah'ın azabını bekleyin hatta yetiyallahu bi emri. Allah'ın azap emri tahakkuk edecek, gelecektir. Siz bunu hak ettiniz, bekleyin sonucunu diyor ayeti kerimede. Şimdi bir şeyin çok önemli olması Kur'an-ı Kerim'de çokça geçmesi anlamına gelmez. Mesela kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şimdi bu kelime-i tevhidi bu şekliyle yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şeklinde arasan Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bulabilirsin? Yani az zikredilmesi önemsiz olduğunu ifade etmez. O anlamda söylüyorum. Şimdi kıymetli dostlar, tabi Kur'an ayeti olunca herkesi bağlar. Yani devlet başkanını da bağlar, valiyi de bağlar, kaymakamı da bağlar, muhtarı da bağlar, efendim üyeleri de bağlar, azaları da bağlar, zengini de bağlar, fakiri de bağlar, herkesi bağlar. Yani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bütün beşeriyeti insan oğluna Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ümmetine hitap ederek diyor ki bakın kullarım babalarınız sizin için değerlidir tamam. Çocuklarınız da sizin için değerlidir tamam. Eşleriniz de sizin için değerlidir ona da tamam. Kabileniz sizin için değerlidir. Kayınpeder, kayınvalide neyse sülaleniz o da değerlidir o da tamam. Kazandığınız mallarınız sizin için çok değerlidir. O da tamam. Zararından korktuğunuz ticaretiniz sizin için çok önemlidir. O da tamam. Hoşunuza giden, mutmain olduğunuz meskenleriniz, yazlıklarınız, villalarınız bu da sizin için değerlidir. Bu da tamam. Bunların sizin için değerli olması önemli değildir. Fakat siz bunları bir Allah'tan çok değerli kabul ederseniz, Allah'tan çok severseniz, İki, Allah'ın peygamberinden çok severseniz. Üç, Allah yolunda cihattan daha çok severseniz yanlış yaparsınız. Bu yanlışınızın bir bedeli vardır. Bu bedel sizi öyle veya böyle yakalayacaktır. Feterabbesu bekleyin. Ölmeden önce başınıza gelmesi, öldükten sonra gelecektir. Yanlış yerde, yanlış tercihlerde bulundunuz. Olması gereken konumda olmadınız manasında bu ayet-i kerime bize gerçekten yol gösteriyor. Yani nasıl yaşamamız gerektiğini, hayatı yaşarken bizim için en önemli şeylerin neler olması gerektiğini çok açık ve net bir şekilde Tevbe suresinin bu ayeti kerimesi göstermektir. Tevbe suresinin 24. ayeti kerimesi evlerinize gidince de tefsirlerde daha geniş olarak bakabilirsiniz. Bir başka bu konuyu bize net anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyamet ve la fahr. Ben böbürlenmem diyor. Haddimi bilirim. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri yarın ahirette Adem aleyhisselamdan son insana kadar herkesin toplandığı o yerde artık insanların sayısını Allah bilir. Bütün insanların efendisi benim. Allah beni öyle kılmıştır. Yani bütün peygamberleriyle, evliyasıyla, evniyasıyla, hepsiyle o insanların bulunduğu alanda insanların efendisi benim. Allah beni bu şerefle şereflendirdi. Ben bundan dolayı yani böbürlenmem diyor. Ve bi yedi livaul hamdi ve la fahra. Livaul hamd diye bir sancak vardır. İnsanların mahşerdeki sıkıntılardan kurtulmak için iltica edeceği hamd sancağın benim elimdedir. Cenab-ı Hak o sancağı bana verecektir. Müminler de bu sancağın altında toplanacaklardır. Ben bunu da bir yani gurur vesilesi yapmıyorum. Cenab-ı Hakk'ın bana bir lütfudur diyor. Ve Âdemu ve mâ min nebiyyin yevme idin Âdemu femen sivâhu illâ tehte livâhi. Yani kıyamet gününde ben o livaül hamd sancağını elime aldığımda
Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar bütün peygamberler de o benim sancağımın altında olacak. Yani Cenab-ı Hakk'ın nezdindeki değerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlatır. Yine kıyametteki bir merhalesini şöyle anlatır. Gerçekleşecek olan bir merhaleyi şöyle anlatır. Ati babel cenneti fe esteftih. Cennetin kapısına geleceğim ve görevli meleklere açın kapıyı diyeceğim. Fe yekulul hazinu men ente. Cennetteki görevli benim sesimi duyunca kim o diye soracak. Sen kimsin diye soracak. Fe ekulu Muhammedun. Ben Muhammed'im diyeceğim cevap olarak diyor. Fe yekulu bike umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Tamam. Bana talimat verilmişti. Muhammed Mustafa'dan başka kimseye kapıyı açmayacaksın. İlk kapıyı ona açacaksın. Demek ki bu hadisi şeriften de anlaşıldığına göre cennetin ilk kapısını açma şerefini Allah Celle ve Ala Hazretleri kime verecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verecek. Şimdi darda kaldığımız zamanlarda işimize imdadımıza koşacak, problemlerimizi çözeceğine inandığımız siyasi kişiler, devlet ricalinden birileri olursa bizim için çok değerlidir. Çünkü darda kaldığımız zaman işimizi görüyor. İnsanların en çok darda kalabileceği yer neresidir? Mahşerde hesap yeridir. Çünkü bir günlük hesap değil, bir aylık hesap değil, bir ömrün hesabı verilecek. Kırmadığımız çanaklar mı var? Hesabını vermekte gerçekten zorlanacağımız her insanın nesi vardır? Eksikleri vardır. Şimdi öyle bir yerde problemlerimizi çözecek, yani şefaat hakkını kullanabilecek bir peygambere herkesin ihtiyacı var mı? Herkesin ciddi manada ihtiyacı vardır. Bundan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizim hayatımızda çok farklı bir yeri olmalıdır. Kendisi okuduğumuz ayet-i kerimeler de bunu gösteriyor. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nâsi ecmain. Bir Kızılay bazen kan arıyor. İşte ameliyat olacak olan hasta falan kana ihtiyacı var. Ne yapıyorlar? Bir kan grubundan bahsediyorlar. İşte sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç var diyorlar. İşte o kanı bulurlarsa o hastaya vereceklerdir. İşte hayatına vesile olacaktır. İyileşmesine vesile olacaktır. Şimdi kan var, kan var. Mümin var, mümin var. Aranan kan başka, aranan mümin başka. Yani Kur'an'ın istediği, sünnetin anlattığı mümin nasıl olmalıdır? Mesela adam Müslümandır ama faizden doymak bilmiyor. Bu adam Müslüman değil diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama aranan Müslüman bu değildir. Adam Müslümandır, kumarhaneden çıkmıyor. Bu adam Müslüman değildir diyemeyiz. Ama aranan Müslüman değildir. Peki aranan mümin nasıl olmalıdır? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sizden biriniz çocuklarından, anasından, babasından, hatta bütün insanlardan daha çok beni sevmedikçe aranan Müslüman, kamil mümin olamaz diyor. Demek ki kamil bir mümin olabilmek için çocuklarımızdan, anamızdan, babamızdan, hatta bütün insanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok sevmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ömer Efendimizin söylediği söz çok meşhurdur. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah vallahi ben seni anamdan, babamdan, her şeyden daha çok severim. Doğru söylemek gerekirse canımdan fazla değil. Canım hariç, onun dışında ana, baba, evlat neyse hepsinden daha çok severim seni dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ömer,
gerçek mümin değilsin dedi. Anandan çok sevdim, babandan çok sevdim, eşinden, çocuklarından çok sevdim, bütün insanlardan çok sevdim ama canımdan çok sevmiyorum seni dedi. Yani Hazreti Ömer Efendimiz dobra dobra söyledi. Fakat Efendimiz'in de ona verdiği cevap dobra dobra bir cevaptı. Gerçek mümin değilsin dedi. Bunu duyar duymaz Hazreti Ömer Efendimiz titriyor ve diyor ki ya Resulallah şu anda seni vallahi canımdan da çok seviyorum. Madem ki canımdan çok seni sevmedikçe gerçek mümin olamıyorum. Benim başka dünyada bir himmetim, bir hedefim yok. Gerçek bir mümin olmaktan başka bir hedefim yoktur. Şu anda öyle gerektiğini anladığımdan dolayı diyorum ki artık sen dünyada bana anamdan, babamdan, eşimden, çocuklarımdan, dünyanın tamamından hatta canımdan da daha hayırlısın, daha sevgilisin deyince işte şimdi oldu cevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e vermiştir. Kıymetli dostlar, elbette peygamber sevgisi bizim için Allah sevgisinin yanında, çünkü Allah'ı bize tanıtan O'dur, O'nu öğreten O'dur. Bizi Allah'a kavuşturan O'nun yoludur. O yolla biz Allah'a ancak kavuşabiliriz. Bir başka ifadeyle zaten biz O'nu Allah için severiz. Çünkü Allah'ın nesidir? Elçisidir diye severiz. Peki bu sevgi gözle gözüken bir şey değildir. Yani burada bardağı görüyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Somut bir şekilde bu budur diyoruz, bu budur diyoruz. Ama sevgi böyle somut bir şekilde gözle gözüken bir şey değildir. Öyleyse ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden çok seviyorum iddiasında bulunsam, bu daha ne kadar doğrudur, bunun ispatı nasıl olabilir? Bu sevgi soyut olunca, somut olmayınca bu ancak karinelerle anlaşılır. Ne demek karinelerle anlaşılır? Yani insanın yaşantı tarzında eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, emirleri, yasakları, teklifleri, uyarıları bize her şeyden daha önemli geliyorsa, akan sular durursa, işte o zaman peygamber sevgisinin bizde her şeyden daha öne çıktığını anlamış oluruz. Sadece anlaşılsın diye bir örnek vereceğim. Bayburtlu bir abimiz vardı, İsmet abimiz diye, çok samimi bir dervişti. Bu kendisi anlatmıştı bana. Bazen cemaatimle bunu paylaştım. Önemli olduğunu hayatta böyle nükte olarak veya anekdot olarak konuşulabilecek, müzakere edilebilecek şeylerden olduğunu düşündüğüm için sizinle paylaşıyorum. Şimdi dedi ki, ben dedi Fatih Çarşamba İsmaila'ya sohbete gittim dedi. Ama dervişlik yok, bir şey yok. Mahmud Efendi Hazretleri duydum, sohbetine gittim dedi. Sohbete gidince o günkü sohbet konusunda mahrem ve namahrem meselesi konuşuldu. Yani bir insan evde kadınlar ayrı olmalıdır. Gelen misafirler kadınlar ayrı, erkekler ayrı olmalıdır. İnsan hani mahremi olan annesi, kız kardeşi, teyzesi bunlar başka, bunlar karışık olur. Ama bir misafir geldi, hanımıyla beraber geldi. Nasıl olmalı? Hep beraber bir arada oturalım. Öyle olmaz. Buna ihtilat denir, böyle olmaz. Nasıl olmalıdır? Kadınlar ayrı, kendi aralarında rahat serbest olmalı. Erkekler de kendi arasında olmalı. Ve Efendi Hazretlerimiz dedi ki o sohbette, mahrem namahrem kime denir? Kısaca tarifini yaptı. Bir erkeğin mahremi kimdir? Ömür boyu asla evlenmesi, nikah yapılması caiz olmayan kadına mahrem diyoruz. Kız kardeş gibi, teyze gibi. Bir insan hiçbir şekilde teyzesiyle evlenebilir mi? Hayır. Kız kardeşi evlenebilir mi? Hayır. İşte bunlara mahrem diyoruz. Eğer bir insan bir kadınla bugün veya yarın evlenme imkanı varsa nikah açısından ona namahrem deniyor. Ahmet'in hanımı. Ahmet'in hanımı benim kız kardeşim gibi değil. Ben kız kardeşimle ebediyen evlenemem. Ahmet hanımını boşanmış olsa veya Ahmet ölmüş olsa sonuçta bu kadın benim kız kardeşim gibi değildir. Ben de onun kardeşi gibi değilim. Ha o zaman arkadaşım çok samimi olabilir ama mahrem mi namahrem mi ölçü burada bu yani. Samimiyet değil. Ölçü burada nedir? Mahrem namahrem meselesidir.
Peki bir insan kendi kardeşinin hanımı, kendi kardeşinin hanımı mahremi midir, namahremi midir? Elbette baldızlarımız olsun, abilerimizin, kardeşlerimizin hanımları olsun. Sonuçta bir yakınlık var. Ama bu yakınlık mahremiyeti gerektirecek kadar mıdır? Yani nikahı ebediyen haram kılacak kadar mıdır? Değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir alışkanlıklarımız var dostlar. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Bir alışkanlıklarımız var. Bir de olması gereken var. Efendimiz buyurdu ki sanırım, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ. Asla, sakın mahremi olmayan bir erkekle, bir kadınla bir erkek baş başa bir yerde kalmasın. Bir evdesin, bir erkek, bir kadın. Mahremin olması lazım. Eğer namahrem bir kadınla bir odada, bir ofiste kimsenin olmadığı, kapıları kapalı olduğu yerde kalırsan, ne olursa olsun bu asla caiz değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesi diyor ki ya Resulallah, اَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. Peki bu erkek, yanında bulunan kadın, abisinin veya kardeşinin hanımı olsa, ikisi baş başa kalmış olsalar, sonuçta bir akrabalık var, abisinin, kardeşinin hanımıdır. Ona ne dersin, bu olur mu? Diyorlar Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin verdiği cevap elhamu el mevtu. Elhamu el mevtu. Elhamu el mevtu. Bu ölümdür, bu ölümdür, bu ölümdür. Bu daha tehlikelidir diyor. Sahih hadis-i şerifte Buhari'de zikredilen bu hadis-i şerifi Efendi Hazretlerimiz o şeyde okudu. Sohbette okudu. Bu İsmet amca, Allah rahmet eylesin, bunu duyunca, o güne kadar kendi yaşantısı böyle değildi. Eve gelince dedi ki hanım, ben bugün sohbet dinledim. Efendi Hazretlerimiz böyle böyle söyledi. Bugüne kadar benim abim, kardeşlerim geldiğinde hep beraber bir sofrada yemek yiyorduk. Hep beraber odada sohbet ediyorduk. Bundan sonra bu böyle değildir. Sen mutfakta işini yapacaksın. Yemekleri ben taşıyacağım. Bayanlar kendi arasında sohbet edecek. Biz de kendi aramızda sohbet edeceğiz. Yarın pazartesi de bayanlara sohbet var. Sen de git orada dinlersin dedi. Hanımı da gitti orada dinledi ve karar aldılar biz böyle yapacağız diye. İşte aradan bir hafta geçti, abisi geldi eve. İçeri misafirhaneye aldı, oturdu, biraz oturdu. Sonra yengem nerede dedi falan, dedi içeride falan. Biraz daha zaman geçti, yengem nerede dedi, içeride dedi. Yengesi mutfakta yemeği hazırladı, bu sofrayı içeri taşıdı. Sen niye taşıyorsun, yengem nerede falan dedi. O dedi mutfakta yemek pişiriyor falan. En son sofraya iki kişilik yemek gelince, tabakta iki kişilik gelince, daha önceki uygulamaya ters. Dedi ya yengem niye gelmedi sofraya? Dedi ki bak şimdi ben sana anlatayım, sen dinle. Böyle böyle duydum, Hoca Efendi'den sohbette dinledim. Olay bundan ibarettir. Benim hanım mutfakta yemeği hazırlayacak, çayı hazırlayacak, taşıması bana, hizmeti bana. Biz ikimiz beraber erkekle kendi aramızda yiyeceğiz, çay içeceğiz. Bayanlar da kendi arasında yiyecekler, içecekler, konuşacaklar. Dedi ki o zaman ben de hanımımı aynı yaparım, senin aynı ortama çıkarmam. Allah razı olsun, ben de onu istiyorum dedi. O zaman dedi ben dedi size bir daha gelmem dedi. Dedi hanımımı görmek için geliyorsan gelme, beni görmek için geliyorsan gel dedi. Yani ben hazırım dedi. Şimdi burada ben sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Gerçekten böyle bir alışkanlığı, yani kadın erkek bir arada oturup konuşma alışkanlığını, örf, adet ve geleneğini bir sohbette Allah böyle istiyor, peygamberi böyle talimat vermiştir sözüyle birden değiştirebilmek hayatta bir ihtilal gibi bir şeydir. Bir devletteki ihtilal gibi zor bir şeydir. Yani bunun psikolojik olarak baktığınız zaman da gerçekten kolay bir şey değildir. Bu bakımdan bu kardeşimiz şu anda ahirete göçmüş. Ondan bahsediyorum. İsmet Aydın diye bir abimizdi. Soyadı Aydın mıydı? Tam onu karıştırabilirim. İsmet abimiz şuna ben şahidim ki Allah ve Resulünü hanımından da, kardeşlerinden de, çevresinden de daha çok seviyordu. Çünkü Allah böyle buyurdu denen yerde duruyordu.
Resulullah böyle dediği, denildiği yerde duruyordu. Bunun hani sevgi soyuttur, gözle gözükmez. Ama hayata yansırken yansıyor mu, ispatlıyor mu kendisini? İspatlıyor. Şimdi alışkanlıklar ayrı şeydir, gerçekler ayrı şeydir. Yine örneğini verdiğim bir kadın vardı, Hacı Anne dediğimiz. Kastamonu'dan İstanbul'a geldiğinde 40 yaşlarındaydı, 40 civarındaydı. Ama Kastamonu'da hiç vaaz ve sohbet dinlememişti. İstanbul'a geldiğinde Orta Cami'de Hızır Hoca Efendi'nin bayanlara sohbeti vardı. Dediler ki ya bayanlara sohbet var, aa kadınlara da sohbet mi olur deyince gitmiş sohbete. Sohbette de Hızır Hoca Efendi o zaman şeyden bahsetmiş. Yani kadınların örtüsünden, çarşafından bahsetmiş. O da o zaman da böyle bir şey hiç duymamış. Kendisi anlattı, ben kendisinden dinledim. Dedi ki, Hoca Efendi dedi, o vaazı ben dinleyince, etrafımda da çarşaflı kadınları görünce dedim ki Allah'ım ben şimdi buradan eve kadar çarşafsız nasıl gideceğim? Ben bunu duydum. Şimdi ben buradan eve kadar çarşafsız nasıl gideceğim? Keşke bu kadınlardan birisi bana çarşafını emaneten verse de eve gidince zaten alacağım da buradan eve gidinceye kadar da çarşaflı gitsem diyor. Şimdi bu kadının inancı ve bu efsattaki bir insanın inancına baktığımız zaman gerçekten her şeyden çok Allah ve Resulü'nün sevdiğini ispatlar mı bunlar? İspatlar. Onun için kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları şöyle buyurdu diye bildiğimiz, duyduğumuz neler varsa onlar bizim için her şeyden önce. O böyle buyurduysa olay bitti diyebiliyorsak demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden çok sevdiğimizi ortaya koyuyoruz. Bu konuda şöyle bir hadis-i şerif de var. La yu'minu ahadukum hatta yekuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Yani sizden biriniz benim getirdiğim bir gerçek var. Yani din var. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin beni görevlendirdiği, izahını yapmam gereken bir din vardır. Benim getirdiğim gerçekleri canı gönülden arzu etmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Yani benim getirdiğimi ben kendim için bir şey getirmedim zaten. Allah-u Teala'nın elçisi, Allah adına siz insanların saadete ermesi için, Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olması, cenneti ebediyen kazanabilmesi, yüksek derecede ulaşabilmesi için benim söylediğim şeyler hepsi bu işe yarıyor. Dolayısıyla bunlar sizin için can kurtaran simididir. Bunları canı gönülden sevmedikçe, başınıza tac etmedikçe gerçek mümin olamazsınız diyor. Fetih suresinin birinci sayfasının sonunda لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ buyuruyor. Yani Allah'a iman edeceksiniz, peygamberine iman edeceksiniz. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ peygamberine tazımda, hürmette kusur etmeyeceksiniz. Allah'a ve Resulüne tazımda asla kusur etmeyeceksiniz diye buyuruyor. Bizim için can kurtaran simidi şu olur kıymetli dostlar. Hani bir bedevi geliyor, ya Resulallah diyor, kıyamet ne zaman kopacaktır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ne yapacaksın kıyamet ne zaman kopacak? Ne hazırladın sen? Kıyametin ne zaman kopacağını Efendimiz nereden bilsin? Allah Celle Celaluhu bildirirse ona bildirir. Yoksa nereden bilsin? O senin için önemli değildir. Senin için önemli olan kıyametini hazırladın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sorar. O zat da der ki ya Resulallah benim kıyametle ilgili bol bol namazlarım yok. Bol bol oruçlarım yok. Bol bol sadaka vermiş birisi de değilim. Ancak bir şey var, Allah'ı ve Resulü'nü ben seviyorum. Yani namazım işte farzları kılıyorum. Farz oruçları tutuyorum. Zekatımı da versem. Fazla namazım yok, fazla orucum yok, fazla sadakam yok. Ama bir şeyim var, Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum diye cevap verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ente ma'a men ahbebte. Sen sevdiğinle berabersin. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, efendim o mecliste bulunuyorlardı. Dedi ki
sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah, bu verdiğin kişi sevdiğiyle beraberdir cevabı buna mı has, yoksa hepimizi de ilgilendirir mi? Sadece buna has değildir. Herkesle ilgilidir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmen diyorlar ki bu sözü duyduğumuz zaman sevindiğimiz kadar hayatta hiç sevinmedik. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah ve Resulünü seven Allah'ın Resulü ile beraber olacak ahirette. Biz bunu duyduğumuz zaman o kadar sevindik, o kadar sevindik ki hayatımız boyunca bizi bu kadar sevindiren hiçbir konu olmamıştır. En çok buna sevindik. Çünkü peygamber sevgisinde onların nesi yoktu? Tereddüt ve sıkıntısı yoktur. Bu konuda son olarak şu ayeti kerime ile bitirelim. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri soyut olan sevgini somuta dönüştürecek Ali İmran suresinde şöyle bir ayeti var. Estağfirullah. Kul Habibim, de ki in kuntum tuhibbun Allah. Siz Allah'ı sevdiğinizi iddia mı ediyorsunuz? Tamam. Bu güzel bir iddia. Fakat bu neye ihtiyacı var? İspata ihtiyacı var. Nedir bunun ispatı? Fettebi'uni. De ki onlara Habibim, eğer siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ben onun elçisiyim, bana tabi olacaksınız. Ben ne dersem bunun dışına çıkmayacaksınız. Eğer bana tabi olur, benim dediğimin dışına çıkmazsanız yuhbibkümullah. Bu şartla Allah sizi sever. Yani Allah-u Teala'nın sizi sevmesinin şartı sizin bana tabi olmanızdır. Eğer Allah sizi severse büyük bir zenginliğe ulaşırsınız. Allah'ın sevgisine mazhar olmak büyük bir zenginlik, büyük bir şereftir. Bir de ve yağfir leküm zünubeküm. Allah kulunu sevince de günahlarını bağışlar, siler ve onu tertemiz yapar. Dolayısıyla böyle bir insan ölürken kefeni beyaz, amel defteri de beyazdır. Kabre girerken beyaz kefenle girer, beyaz amel defteriyle girer. Yarın ahirette dirilirken de yüzü pırıl pırıl parlayan, amel defteri de gıcır gıcır olan, dolayısıyla dostlar kervanına katılmış olduğu halde ahiret yolculuğuna çıkmış olur. Kıymetli dostlar, önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gündür. Bu vesileyle bu kadar yakın Rabiülevvel ayının içerisindeyiz. Bu kadar yakın olması münasebetiyle Aleyhissalatü vesselam Efendimizden bahsedelim dedim. Bu ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle meclisimizi şereflendirmeye, bu güzel duyguları beraber yaşamaya nail olmuş olduk. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i her şeyden çok sevmeye bizleri muvaffak eylesin. O sevgiyi ispat edebilmeye de bizleri muvaffak eylesin. Gerçekten itikat bakımından, amel bakımından, ahlak bakımından onu taklit edebilmeye, onun yaptıklarını yapabilmeye Rabbim hepimizi, eşlerimizi, aile bireylerimizi muvaffak eylesin. Kişi sevdiğiyle beraberdir hükmünce dünyada onun izinden yürümeyi, ahirette onunla beraber cemalullah'ı doya doya seyretmeyi ve cennette ona komşu olmayı Rabbim hepimize, aile bireylerimize, çoluğumuza, çocuğumuza nasip eylesin. Yüce Rabbim kendi yolunda yürüyenlerden, cennete doğru koşanlardan, ibadetten zevk alanlardan, haramlardan ve günahlardan nefret edenlerden eylesin. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, zekatlarıyla, burs destekleriyle, herhangi bir şekilde katkıda bulunan, ben de bu hizmetlerin içerisine varım diyen kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.